Bir Yumurtepe Kent Söyleşilerinde yine beraberiz. Ama bu beraberliğimiz çok farklı, çok heyecanlı. Bambaşka bir Yumurtepe Kent Söyleşisi bu sefer. Bugün burada, yukarıda da gördüğünüz gibi, Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü. Birinci Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü'nün törenindeyiz. Tören biraz önce yapıldı. Biz ödül kurulundaki arkadaşların düşüncelerini, bu konudaki yorumlarını almak istedik. Ve ben size biraz önce Turan Ali Çağlar'a takdim edilen Turan Ali Çağlar Koca Yörük, Mersin ve Tarsus Halk Kültürü eseriniz 2021 yılı Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü'ne layık görülmüştür. Kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. 27 Ocak 2021 Mersin. Yazılı heykelciyi size takdim etmek istiyorum. Bu heykeli vesilesiyle size bu kitaptan da bahsetmek istiyorum. Turan Ali Çağlar'ın Mersin Büyükşehir Belediyesi yayınlarının 7.si olarak basılan kitabı. Bu kitap her şeyden önce gerçekten Mersin halk kültürünü, Mersin Tarsus arası, hatta Mezitli Çamlıyayla arasındaki halk kültürünü her açıdan ele alan ve özetleyen bir kitap. Ama özetin özetini okumak isterim derseniz, ben bu kitaba bir saat, iki saat ayırmak istemiyorum, sadece bir dakika ayırmak istiyorum derseniz, o da mümkün. O zaman kitabın ön sözünü okuyunuz. Kitabın ön sözünde bütün bu hikayenin tamamını algılayabileceksiniz ve zaten ön sözünü okursanız çok çok büyük ihtimalle devamı da gelecektir. Evet Hafize Hanım, güzel bir tören oldu ve bütün amaçlarımız, bence hedeflerimiz tuttu diyebilirim. Siz ne dersiniz? Evet, gerçekten Ziya Bey, bir yıllık kolektif birlikte o güzel çalışmamız sonuç verdi. Güzel bir törende değerli Turan Ali Çağlar'ı ödülü ile buluşturduk. Bu bizim için, ekibimiz için çok güzel bir mutluluk. Tüm ekipte birlikte çalıştığım arkadaşlara gerçekten teşekkür ediyorum. Bu arada Yumuktepe Kent Söyleşilerine teşekkür ediyorum. İlk adım sizin programınızda ve Kültürhane'de atıldı. Kültürhane'nin ve sizin gayretlerinizle atılan tohumun bugün meyvesini gördük. Teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki yıllarda da güçlü bir şekilde devam eder, uzun ömürlü olur. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Semih abi merhaba. Merhaba. Güzel bir toplantı oldu. Güzel bir tören oldu. Sen evet, de güzel anılarını aktardın bize Sinas abiyle ilgili. Tekrar evet, söyleyeceğin, ekleyeceğin şeyler vardır umarım. Bir hayal gerçekleşti. Mersin'de bu tip birliktelikler pek çok görülür. Ama sevgili Ulaş Bayraktar'ın söylemiyle hayalden gerçeğe iyi ve kaliteli bir ortamda bir örnek teşkil edebilecek bugünkü etkinliğimiz. Hem Şinasi Develi'yi anmak, hem kentimizin 40 yıla yakındır yazı alemindeki değerli arkadaşımız Turan Ali Çağlar'ı, kendi deyimiyle Ali Çağlar'ı anmak ve onun bir ödül aldığını görmek bizi çok mutlu etti. Ama burada unutulmaması gereken bir şey, bizi bir araya getiren sevgili Kültürhane'yi var eden insanlar ve bu Yumuktepe Kent Söyleşilerinin içinde Şinasi Develi'yi anma toplantısında Ulaş Bayraktar'ın böyle bir konuyu ortaya atıp orada hazır olan arkadaşların da buna severek katılmaları, bunu benimsemeleri, içtenlikle bütün zorluklara rağmen resmi dairelerdeki,
randevu almalarının zorluklarına rağmen ortaya böyle bir güzel bir ortamda, üstelik Türkiye'nin en güzel binalarından birisi ki bugün 75. yılını yaşıyoruz. Mersin Kültür Merkezi Türkiye'de kurulan 4700 civarındaki halk evinden son kalan miraslarından birisiydi. Onu bugün hem Mersin Devlet Opera ve Balesi olarak çalıştığını görmek hem de böyle bir törene ev sahibi yapmış olması da benim için çok değerli ve önemli olarak görüyorum. Bir kere daha Kültürhane'ye bu konumda emeği geçen Devlet Opera ve Balesi, Mersin Devlet Opera ve Balesi müdürü arkadaşımıza, tabii ki belediye başkanlarımıza ve kendi aramızdaki bu 8 kişiye de özel olarak teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bu gün her türlü takdirin üzerinde deyip sözümü bitiriyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu binayla ilgili bir de senin kitabın var. Bu kitap da hem bu binayı anlatıyorsun hem halk evini anlatıyorsun. Kitapta yani ödül alan kitapta halk kültürünü anlatan bir kitap. Dolayısıyla bir zamanlar halk kültürünün burada yayınlanması, araştırılması için çalışmalar yapılan bir binada böyle bir törenin yapılmış olması da ayrıca manidar oldu. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Yani halk evinin bir halk kültürünün yazarına ev sahipliği yapması da duygulandırıcı bir şey tabii. Bu arada Sinas abinin bu binanın yapılışını gören bir kişi olması, bu binayla ilgili birçok anısının olması, bina yapılmadan önceki halini bilen yazılarının bizim okuyabilmiş olmamız onun sayesinde. Binanın öyküsünü anlatabilmesi, binanın yapılmasında birinci kişi olan Tevfik Sırrı Gür'ü anlatan kitaplarının olması Sinas abinin. Bunların hepsinin bir araya gelince ne diyorsun? Toplam bir kalite yaratıldı diyorum. Çünkü halk evleri kapatıldığı zaman 1951'de halk evinin yani bu binanın anahtarını teslim eden de gene Sinas-ı Develi. Evet. Değil mi? Kapanma anahtarını veren de gene Sinas-ı Develi. Yani Mersin'de hangi taşı kaldırsak mutlaka Sinas-ı Develi'nin emeği var. Onu biraz evvel de arkadaşlarıma söyledim. Bize kentin şifrelerini verdi Sinas-ı Develi. Örneğin benim de birçok kitabımın ana kaynağı hep o olmuştur. Tıpkı Hu'dan Gökdelen'e Mersin evleri gibi. Tıpkı Pamuk'un çocuğu Mersin, Mersin iskeleleri gibi. Mersin Devlet Hastanesi gibi pek çok kitabımızın şifrelerini o verdi. Ondan yararlandık. Onun yazdıklarından yararlandık. Ben kendi adıma çok mutluyum. Hem arkadaşımız oldu, hem dostumuz oldu, hem bugünün ruhu oldu. Saygıyla anıyoruz. Evet, biraz önce de zaten toplantıdan, törenden önce Sinas abi kendisi çalıştı, şimdi de bizi çalıştırıyor diye espri de yapmıştık. Evet. İyi ki bu dünyadan Sinas-ı Develi geçti diyelim. Bize de bir şeyler bıraktı. Ben kendi adıma, ailem adına, Mersin'in kültürel camiası adına da mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Evet Tuncer abi, sen de bu kurulun içerisindeydin. Neler söyleyeceksin? Belki de bu birinci Sinas-ı Develi Mersin Kent Ödülü ile ilgili son sözlerimiz olacak belki de, bilemiyorum. Evet, doğru. Yani kendi aramızda hala konuşuruz. İkincisi için çalışmaya başlayacağız, onun için. Evet, grubu yenileyeceğiz. Hele hele benim tekrar bir söz imkanım olmayacak diye görüyorum kendimi. Bu kurulda çok severek, hevesle çalıştım. Yaşamım boyunca bir sürü ortak çalışmalarda bulundum. Ama bu en güzellerinden biriydi. Böylesine uyum içinde, böylesine toleranslı, birbirini anlayan bir grup gerçekten az bulunur. Çok güzel götürdük. Benim bütün süreç içinde
zorlandığım iki şey oldu. Biri Turan Ali Çağlar dostumun Mersin ve Tarsus halk kültürü çalışması. Benim öğrenciliğimden beri ilgi duyduğum halkiyat, folklor çalışması olduğu için başka benzer çalışmalarla mukayese edip onun içinde tercihimi yapmak da gerçekten zorlandım. Çünkü başka halk kültürü üzerine çalışmalar da vardı. Ama gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Turan Ali Çağlar'ın çalışması derli toplu olarak, güncel olarak, dili güzel kullanarak hak etti ve ödülü aldı. İkinci zorlandığım konu da kurul çalışmaları içinde bazı şeyleri yazıya dökmek görevi bana düştü. Çünkü sizler dışarıda bir sürü konularda koştururken biz yaşlılar ancak evden katkıda bulunma çalışıyorduk. Onun için de o yazıya dökülecek şeyleri dökerken sağ omuzunun üstünden dil uzmanı Turan Ali Çağlar böyle bakıyor hayaliyle. Benim alacağım ödülün takdiminde bu Türkçe mi olur filan diye gerçekten kalemim titreyerek yazdım bazı şeyleri. Özenmeye çalıştım. Bir de zaman baskısı da çok olduğu için artık o takdimde yapılan Türkçe yanlışlarını, kötü ifadeyi de hoş görsün. Herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Turan Ali Çağlar'ı da tekrar kutluyorum. Bir ufak teşekkürüm de Ethem Bey'e. Yazdığım bir şeyin içinde bu bir hüzünlü bir gün değil, bir rahmetliyi anma günü değil, bu bir şölen dedim. Acaba Ethem Bey alınır mı diye şöyle bir içimden geçmedi değil. Beni özellikle mesajımı doğru algılayarak teşekkür etti, onur etti. Ona da çok teşekkür ediyorum. Şinasi abiyi de rahmetle anıyorum. Çok teşekkürler. İyi günler. Biz teşekkür ederiz. Ethem Bey, sizler ne düşünüyorsunuz? Aile olarak Develi ailesinin duygularını da sizden almak isteriz. Baştan çok anlamlı bir törendi. Yani babam için yapılabilecek en büyük tören oldu bence. Zaten bu ödülün mimarı iki kişi ben gördüğüm kadarıyla. Bir senin çok mükemmel Yumuktepe programı. Bir de orada bu fikri ortaya atan Ulaş Hoca. Ulaş Hoca'nın bu fikri ortaya atmasından sonra bu seçilen 8 kişilik kuru olağanüstü bir çaba gösterdi ve bugüne kadar getirdi. Ve biraz önce Tuncer abinin de söylediği gibi yani hüzünlü bir rahmetliyi anma töreni değil de onun yaşatma şöleni oldu. Ben çok teşekkür ediyorum ailem adına ve şahsım adına. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hep aramızda oldunuz. İnşallah sen de devam ettir. Evet, inşallah. Görüşmek üzere. Tüm aileye saygılar, selamlar. İrfan Bey, sizinle yaptığımız bir Şinasi Develi programında çıkmıştı bu düşünce. Ve ondan sonra o geceden başlayan toplantılarla bugüne kadar geldik. Duygularınızı, düşüncelerinizi almak isteriz. Ben öncelikle bu fikri ortaya atan Ulaş Bayraktar'a çok teşekkür ediyorum. Ve attığı fikir anında fikre onay verildi ve bu çalışmalar başladı. Bu pandemi süresinde de arkadaşların olağanüstü bir çabasıyla bugünlere geldik. Ben çok mutluyum. Sinasi Bey'in anısını yaşatabiliyorsak bizlere ne mutlu. İnşallah devamı, inşallah önümüzdeki yıllarda da bu ödüller verilir. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol.
Hocam merhaba tekrar. Merhaba Ziya. Sen öykü ödülleri aldın. Arkasından roman ödülü aldın. Şimdi bambaşka bir konuda, yine yazım, yine kitap ama bu sefer araştırma konusunda işte bir ödül aldın. Evet. Doğrudan araştırma, yani bir edebiyattan zaten yeteri kadar ödüller almıştın. Edebiyattan önce sosyolojiye giren bir yanı var o ödülün. Ama öykülerle roman ödülü de bu kitabın sayesinde çıktı. Yani Torosları ve Toros insanını, yörük kültürünü ben bu kitapla öğrendim. Roman ve öykülerin içine yedirince güzel şeyler çıktı. Üç tane birinciliğimin olması öyküde örneğin. Hep anlattığım kahramanlar, kişiler bu kitabın soluduğu insanlar. Yani bu kitabın havasında olan insanlar. Yani önce meyveleri aldın. Tesadüfen bu dosyayı ben bir başka iki üç önce belediye başkanına götürdüğümde yüzüne bile bakmamıştı adam. Evet, yani, onun hazin bir hikayesi var. Onu şu anda içeriğine bile bakmamıştı. Hani baksaydı da bu işimize yaramaz deseydi amenna, ama bugün de tüm belediyeler olarak sahip çıkıyorlar, destek veriyorlar. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Bir de size çok teşekkür ediyorum bu konuda yardımcı olduğunuz için. Evet, ayrıca bu ödülle ilgili söyleyeceğiniz şeyler gerçi aktardınız yeteri kadar. Yani ödül bakış açısına bağlı. İşin içinde para olduğu zaman çirkinleşiyor. Tanıdıklar, kayırılacak insanlar öne çıkmaya başlıyor ve ödül niteliğini yitiriyor. Ama mesela bu öykü, bu ödül çok güzel bir ödül. Para pul yok. İyi ki de yok. Niteliğini bozardı. Şu kitabım benim 17 yılın ürünü. Az buz değildi bu. Zalalı dedeyi ben Yıldız Dağı'nın dibinde tanıdığında böyle dirseğini vermiş bayra. Pipo içiyor. Deli tutun. Orada o zaman nerede bulacak sigara şeyi? O zamanlar. İyi ki de bu tür yarışmalar yapılıyor ve değeri ortaya çıkıyor. Gerçekten Mersin ve Tavsus'un tüm kültürünü karıştırdığımız, harmanladığımız bir başka kitap yok. Sen de iyi bilirsin. Sait Uğur'un var. O Silifke. Evet. Tümüyle hemen Silifke yanına işlemiş adamcağız. 1946 yıllarında orada müftüymüş. İmamlara görev vermiş. Gidin köyünüzdeki derlemeleri yapın gelin demiş. Ve bir güzel bir şey yapmış. Ama Mersin ve Tarsus yoktur. Bunu ben başardım. Ben yaptım. Sağ olsun seçici kurulda bunun kıymetini bilip sizler değerlendirince ben de size teşekkür ediyorum. Onun farkında olduğunuz için. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ ol. Evet. Herkesin teşekkür ettiği, ısrarla teşekkür ettiği Kültürhane ve Kültürhane'nin Ulaş Bayraktarı'na ben de teşekkür etmek istiyorum. Ve Ulaş Hocam'a bu törenle ilgili ve tören öncesiyle ilgili düşüncelerini, duygularını almak için soruyorum. Yani bence çok güzel oldu. Çok fazla uzatmadık. Herkes tam meramını anlattı. Lafı fazla böyle gevelemeden, çok ekspres bir şekilde amacına ulaştı. Çok özet, bütün bu süreçte olduğu gibi bizim derdimiz aslında bu kentin belleğinin ortaya çıkarılması. Bunu kimin yaptığının, hani bu fikrin nerede, nasıl olduğu değil. Onun bütün o kolektif ruhu yansıttı. Bütün bu süreç hep öyle gitti. Dolayısıyla da hani bence ödülün gerçekten sahibini bulmasının ötesinde sürecin kendisinin de bir hemşerilik dayanışması içinde yapılıyor olması da başlı başına ödülle bir uyum içindeydi. Yani şeye de teşekkür edelim Levent Bey Ankara'dan, Levent Kaptan tasarımını yaptı. Çok da güzel bir ödül oldu. Yani hem M harfiyle hem böyle bir kitap şeyiyle dolayısıyla onun da adını almış olalım. Çok güzel bir tasarım oldu. Umarız bundan sonrası da devam eder. Yani önemli olan başlamak değil, bunu sebatla devam ettirmek. Bundan sonrası daha zor olacak muhtemelen. Bakalım, göreceğiz. Evet. Yani daha önce de konuştuğumuz gibi bu kentin hep genç bir kent, tarihi yok, şu bu yok. Biz bu süreçte gördük ki hem malzemesi bol, hem bu malzemeyi işleyen ustası, emektarı,
bol yazarı, araştırmacısı. O yüzden de sadece bunu görünür kılmak gerekiyor. Burada gördüğümüz irade de bütün ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediyesi hepsi bunun arkasında. Demek ki daha yeni başlıyoruz. Hocam, seninle daha önce bu programlarda, Yumurtepeken söyleşilerinde tekrarladığımız bir kelimeyi tekrarlayalım, bir cümleyi. Bu şehrin çok sahibi var. Evet, çok sahibi var. Çok sahibi var. İşte o sahiplerden bir kooperatif kurup hep birlikte ortak bir yerlerde buluştuğumuz sürece çok güzel şeyler yapılabilir. Evet, ve yapılıyor da zaten, evet. Şu anda kültürhane bünyesinde gerçekten bir kültür üretimi, gerçekten kültürle ilgili ne varsa akla gelen her şey yapılabiliyor. Bu pandemi döneminde, belki pandemi bazı sektörlere yaradı, en çok da kültürhaneye yaradı gibi geliyor. Evet. Çünkü o kadar çok şey yapabildi ki, ben her yer açık olsaydı, normal günlük yaşantı devam etseydi bu kadar şey yapabilecek miydiniz? Onu da şaşırıyorum doğrusu, düşünüyorum. Burada yorum yapmıyorum. Çünkü yani kültürhane dediğimiz, bilmeyenler için hani kendi kendine yapan bir yer değil, bir tezgah gibi olsun istiyoruz. Ve hani siz yani Yumuktepe gelip bu tezgahta bir şeyler işlediği zaman işte koskocaman bir ödül çıkıyor. Bu tezgahın işlemesi gerekiyor ve biz de onun için... Ya engel tanımaz bir şey var orada, efor var. Ya hocam, ben hep söylüyorum ya, bizimki bir umut hikayesi, ama umut dediğimiz de hani yarısı dolu yarısı boş değil. Biz bardağımız var mı? Var. O zaman o bardağa koyacak bir şeyler buluyoruz. Dolayısıyla hani yarısı dolu yarısı boş değil. Bardak varsa işte bugün ödül koyduk, yarın başka bir şey koyarız. Sizler koyuyorsunuz yani, biz sadece onun şeyini yapıyoruz. Ama hane olmasa o kültür de olmuyor demek ki. Yani olur mu canım, yani İçer Sanat Kulübü'nün, bu Mersin'in, bu içinde bulunduğumuz Halk Evi, Yumuktepe sitesi, bunlar zaten var. Biz bunu şu aşamada bir başka bir örneğini, bir geleneğin devamı yani. Tamam, ben de zaten bunu seyretmeye çalıştım hocam size. Evet, peki çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Biraz önce de dinlediğiniz, duyduğunuz gibi biz artık bu birinci ödülle ilgili söylemlerimizi, çalışmalarımızı geride bırakıp yavaş yavaş ikinci için çalışmalarımıza, toplantılarımıza başlamak durumundayız. Ve Mersin, Ulaş Hocam'ın da söylediği gibi gerçekten kültürüyle, sanatıyla, ki binlerce yıla dayanan, Yumuktepe'nin 9000 yıllık tarihine dayanan bir kültürü birikiminin sonunda ortaya çıkan bir şehir olarak inanıyoruz ki birçok şehirden çok daha önemli ve güzel yerlere gelmek için henüz daha start almadı. Evet, önümüzdeki Yumuktepe Kent Söyleşilerinde yeniden bir arada bulunabilmek umuduyla hepinize iyi günler diliyorum. Önemli bir hale gelir
ve insanların ilgisini çeker. Yumurtepe'de binlerce yıl öncesinden başlayarak günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Mersin'imizle ilgili araştırmalar yapan, kitaplar, makaleler yazan Mersin sevdalısı Şinasi Dereli'nin adını yaşatmak ve yeni araştırmalar yapılmasını, her disiplinle yeni eserler üretilmesini teşvik etmek amacı ile yola çıktı. Şinasi Dereli adına adanan bu ödül sivil olmalı. Bu kentin bütün kurumlarınca ve hemşerilerimizce bilinmeli, desteklenmeli ki uzun ömürlü ve değerli olsun diye düşündük. Bu düşünce yol haritamızı belirledi. İlk ziyaretlerimizde ve ilk basın açıklamamızda bunun gerçekleşebileceğini görmekten çok mutlu olduk. Güç kazandı. Mersin'de örnek belediyecilik hizmetleriyle kendimize değer katan büyükşehir, büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerimizin bu fikri benimsemeleri, destek vermeleri bizim için çok kıymetliydi. İlk görüşmelerin ardından 3 Eylül 2020'de bir basın açıklaması ile ödül duyurusu yapıldı. Bu basın açıklaması için bize baro evini açan Mersin Baro'muza, teknik hizmetleri sağlayan Koroslar Belediye'mize tekrar teşekkür ederiz. Bugün 1. Şinasi Dereli Mersin Kent Ödülünü gerçekleştirirken maddi ve manevi destekleriyle büyük katkı sağlayan Büyükşehir Belediye'mize, duyurular konusunda destek veren Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir Belediye'lerimize, bize bu mekanı açan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne, burada hizmet veren Mersin Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü'ne, bu süreçte bütün çalışmalarımıza ev sahipliği yapan, teknik hizmetlerine istiklemeyen Kültür Hane'ye, törenimize değer katan müzisyen Günay Eser ve Bilal Gürcan'a, değerli basın mensuplarımıza, siz konuklarımıza çok teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Bu arada değerli başkanlarıma bir duyurum olacak. Bugün burada dinleme şansını bulduğumuz Mehmet Günay Eser bağlama sanatçısı, besteci, müzik kültürü araştırmacısı, Nihit Kodallı, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunu, yani bizim çocuğumuz. Fethiye'deki müzik köyünün koordinatörü. Mersin'de Mustafa Günay Eser ile neden Mersin'de Yumurtepe ya da Çinlikya müzik sanat köyünün olması? İstanbul'dan Mersin'e geldikten sonra yaptığı çalışmalar ve kendimize kattığı değerlerle bir Mersin'in sayılan, aynı zamanda Şinasi Dereli Mersin Kent Ödülü Yürütme Kurulu üyesi olan Sayın Semih Murat'ı Mersin'e ilk tanıştığı kişi ve yıllarca en yakın dostu olan Şinasi Dereli'yi anlatmak üzere buraya davet ediyor. Bir güven mektubunu
kaynaklı yansıtmıyor. Şöyle diyor rektör burada. Sevinci, hamurlu çocuğun Mersin iskeleri konulu çalışmaları inceledi. Mersin'in geçmişini araştırıp kaleme vuran sizin gibi bir dostuma kolaylıklar diliyorum. Geçmiş yıllar büyüklerimizin bu konuları araştırmaya yazıya vurmadıklarına hala eser ederim. Geç de olsa biz bunu gördük. Yaşamımızın yettiği kadar dünkü Mersin'i yaşatmaya çalıştık. Biz gidiyoruz. Sana başarılar dilerim. Gayret Mersin sevdalısı dostlarımıza. Gözlerinde dilerim. Şinasi Deve'nin Mersin Kent Ödülü Yürütme Kurulu üyesi ve Şinasi Deve'nin oğlu Sayın Ethem Deve'yi konuşmasını yapmak üzere buraya davet edelim. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Babam geçen yıl 22 Ocak'ta aradığından ayrıldı. Ödül diyemiyorum. Zira bu ödül töreninin basına tanıtılması amacıyla yapılan bir bölümde yapılan kullanımda Sayın Balıbaşkanı'nın arkadaşlar yaşadığı bazı bir cümlesi vardı. Şinasi da bize insanlar ölümden sonra da yaşayabileceğini öğretti demişti. Bugün de burada biz bunlar yaşıyoruz. Bir de Tümbe ailemiz söylediği gibi bu üzerinde bir devam ettiği anlık dönem değil, bir yaşatma dönemi. Eğer bu ödülün ileriki yıllarda yaşama şansı olursa Ocak ayının sonunda o da bizde olacak. İnşallah rahmetlanacağız. Bu vesileyle ödülün hayatın geçmesinde büyük katkı sağlayıp başta Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmak üzere Mersin Barosu'nun kültür aileyen ve kültür müdürlüğüne şahsı ve ailem adına şükranlarını sunuyorum. Bunlar bu pandemi dönemine rağmen çok büyük bir gayretle çalışmalarda yürüten Şinasi Deve Mersin Kent Ödülü Yürütme Kurulu'na çok teşekkür ediyorum. Ödülün sahibi şu an çağları da kutluyor ve başarının devamını diliyor. Çok teşekkür ederim. Sayın efendilerimize teşekkürler. Bugünün gerçekleşmesinde desteklerini ve katkılarını esirgemeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Sayın Vahap Seçer'in konuşmasını yapmak üzere teşekkürler. Sayın Başkanlar, çok değerli hemşehrilerim, değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir kentin değerli bir kent olabilmesi için öncelikle içindeki değerlerin açığa çıkması gerekir. O potansiyeli gün yüzüne çıkartmamız, yaşadığımız topluma, ülkeye, dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Mersin bünyesinde çok değerler beslemiş, hala besleyen, tarihi, kültürel değerleri olan, zenginliği olan bir kent. Bugün burada olmamızın temel sebeplerinden bir tanesi, işte Mersin'in bu değerlerini, yerel değerlerini gün yüzüne çıkarmak, tanıtmak. Onların değerli gün yaşadığımız dönemde, çağda hem kentimizde, hem ülkemizde, hem de dünyada yaşayan insanlara aktarabilmek, tanıtabilmek. Şinasi Deve de bir değer, Mersin'in bir değeri. Hayatı bir asır. Çok önemli, çok değerli. Bir hukukçu, bir kent yöneticisi, meşguliyeti, başkanlık gibi yapmış.
bir insan, bir hümanist ilişkileri son derece değerli. Çünkü bilgili insan, çünkü olgun insan, birikimli insan, erdemli insan, insan. Bu çok önemli. Hepimiz belli makamları işgal edebiliyoruz, belli imkanlara sahip olabiliyoruz. Ama insan olmak çok farklı bir özellik. İşte bu değerleri bünyenizde taşımanız gerekiyor. Şinasi değeri bir yıl önce hayatını kaybetti. Ama hemen bir yıl içerisinde bu değeri gören biz kendi hemşehrileri onun için bir araya geldik ve birincisini yapacağımız bugün Şinasi Değerli Kent Müdürleri etkinliğinde ona dair ve onun üzerinde aslında kente de bir mesaj vermiş olacağız. Neden biz bir araya gelip bu değerleri açığa çıkarmalı bir işbirliği, bir eşbirliği yapmıyoruz diye. Tabii belediye olarak bu aslında bizim görevimiz. Bundan kaçmamak gerekiyor. Ve bu görevi biz memnuniyetle yapmak istedik. Bu konuda arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Dedik ki Mersin'e değer katanları oluşturacağımız bir kurulla açığa çıkaralım. Bir eşgücün içerisinde bir kurumsal hüviyette, bir bilinçle, bir sistematikle bu çalışmaları yapalım. Bugüne kadar belki bu başlatılmamıştır bu kent ama bunu başlatan biz olalım diye bir öncülük yapalım dedi ve MEDEKA'yı oluşturdu. Zaman içerisinde kentimizin entelektüelleri, akademisyenleri, sanatçıları, sporcuları, kente dair ne varsa bütün aktörler belediyemizin yapacağı bu çalışmalarla bir eşgüdüm halinde bundan sonraki Mersin'in sanatına, kültürüne ve hayatın her alanına dair yapılacak çalışmalarda bir işbirliği için aranacaklar ve bu çalışmaları da başlatmış bulunuyoruz. 13 alt komiteden oluşturacağımız MEDEKA'nın Turizm ve Arkeoloji Komitesi'nin arkadaşlarımız ilk toplantısını yaptılar. Umut ediyorum kısa süre içerisinde önemli bir mesafe alacağız. Bunun dışında belediye olarak önemsediğimiz kentin değerlerinin yürüyüşe çıkarılmasıyla ilgili bazı önemli çalışmalar başladı. Örneğin bir tanesi Yumurtepe Arkeoloji Projesi'nin hızlandırılması. Oranın bir an önce değerlendirilmesi lazım. Muazzam bir miras, bir tarihi, bir kültürel miras. Bunun göz göre göre heba olmamasının önüne geçmemesi gerekiyor. Bu tabii ki başta büyükşehir görevi. İlgili bakanlığın görevi. Bu konuda çalışmalarımızı başlattık. Oraya yaraşır bir proje gerçekleştiriyoruz. Yine taş bina kent müzesi haline dönüşecek. Çok kısa bir süre içerisinde orada boşaltılacak, orada çalışmalar başlayacak ve Ak Kahve'yi de orada hayata geçireceğiz. Biliyorsunuz Mersin'in yakın tarihinde çok önemli anıları vardır Ak Kahve'nin. Tekrar onları yaşamak için Ak Kahve yaşatmak gerekiyor. Yine Çamlıbel başta olmak üzere kentin önemli yerleşim yerlerinde kentsel tasarım çalışmaları başlattık ve bunu bir yarışma marifetiyle yapacağız. Bütün bunlar aslında sözlerimin başında söylediğim kentimizin açığa çıkarılmamış bütün değerlerinin yüzüne çıkması için yapılan, en azından geç de olsa başlatılmış olan çalışmalar. Bunu sadece biz kurum olarak bir öncü diyebiliriz, bir mihmandar diyebiliriz, bir destek sağlayan organize bir kurum, bir kamu kurumuyuz. Halkın belediyesiyiz ama asıl bu çalışmaları yürütecek olan Mersin halkı.
Mersin konusunda söyleyecek lafı olan herkes, Mersin konusunda birikimi olan herkes bu çalışmaları işbirliği halinde yürütmemiz gerekiyor. Burada Mersin'e Tarsus Halk Kültürü çalışmasıyla, DRS ile Sayın Turan Ali Çağlar 1. Mersin Kent Ödülü'ne, Şinasi Develi Kent Ödülü'ne layık görüldü. Kendisini kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bugün sizlerle bir arada olduk. Şinasi Develi'yi andık, bir değerimizi andık. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Işıklar içerisinde uyusun. Hepinize saygılar sunuyorum.
gerek araştırmacıların, gerekse edebiyatçılar ve sanatçıların, öğrencilerin başvurabilecekleri kent belleği için değerli bir belge niteliği taşımaktadır. Şimdiye kadar kapsadığı alan ve derinlikte derli toplu bir benzerini görmediğimiz, ağırlıkla araştırmacının kendi gözden, söyleşi ve saptamalarına dayalı özgün bir çalışmadır. Yıllar öncesinden başlayan ve basıldığı birkaç yıl öncesine kadar çok uzun bir zamanı kapsamasına karşın eskimeyen bilgilerle donanmış güncel bir çalışmadır. Günümüzde giderek önem kazanan, özellikle gençlere örnek olarak dilimizi yazarken ve konuşurken doğru kullanmanın arı, duru, zengin ve yetkin bir örneğini barındırmaktadır. Ödül sonuçlarının açıklanmasıyla beraber ilgililerin ve meraklıların kaynak olarak kitaba başvuracağı ve böylece çalışmanın Mersin'in tanıtımına katkıda bulunacağı umudunu vermektedir. Bu nedenle Turan Ali Çağlar'ın Tarsus, Mersin ve Tarsus Halk Kültürü kitabı değerlendirmede öne geçerek birinci Şinasi Develi Kent Ödülü'ne değer verilmiştir. Kendisini kutluyoruz. Turan Ali Çağlar kimdir? Turan Ali Çağlar 1952 yılında Mersin'in Merkez Çağlarca köyünde doğdu. 1968 yılında Mersin İlköğretmen Okulu'nu, daha sonra Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'ni bitirdi. 1994 yılında emekli oldu. İlk yazısı 1973 yılında yayınlandı. Ülke genelinde köy öğretmenleri arasında düzenlenen toplum bilimsel bir araştırma yazısı seçkisinde dosyası dördüncü oldu. Mersin, Tarsus Halk Kültürü ve Tarsuslu Aşık Mahrumi adlarındaki iki kitabı Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında basıldı. 1986 yılından beri ulusal ve yerel dergilerde 50'yi aşkın halk bilim konularında yazılar yazdı. 2003 yılında öykü ve romana yöneldi. 2008 yılında Gözlem Yayın Evi'nin düzenlediği yarışmada Tımla adlı öyküsü dördüncü oldu. 2010 yılında Zalalı adlı romanını yazdı. 2012 yılı Nisan ayında Yol Geçen Hanı Öyküler kitabı yayınlandı. 2012 yılı Haziran ayında Kerem Deniz Öykü Yarışması'nda Sapan adlı öyküsü birinci seçildi. 2012 yılı Eylül ayında Datça Köyü Yarışması'nda Sofya'nın Evi adlı öyküsü üçüncü seçildi. 2017 yılında Toroslar Belediyesi'nin düzenlediği Mersin'in Kurtuluş Günü ile ilgili öykü yarışmasında Taşoğlu adlı öyküsü birinci oldu. 7-9-2019'da Kara Kulağın Ölümü öyküsü ile Yaşar Kemal Öykü Ödülü birinciliğini kazandı. Haziran 1920'de Amasandra adlı dosyası ile Fakir Baykurt Roman Ödülü birinciliğini kazandı. Yazarın ayrıca Saban, Sapan, Anaşit Ağı, Aygülü adlarında bitmiş üç öykü dosyası ile Kaçak Güreş adında basıma hazır bir roman dosyası vardır. Sayın Turan Ali Çağlar'ı ödülünü almak üzere buraya davet ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mahmut Çağlar'ın ödülleri için paralarını çağırıyorum. Sen lütfen ön tarafa açalım.
gözde çok uğurlar yapıldı. Maskeyi çıkarmak üzere. Sağ olun. Bir yürüyüş yolunda ne kadar zor geliyor şu maskeyi. Efendim merhaba. Mersin kültürüne emekler vermiş merhum Şinasi Develi düzenlenen seçkide 17 yılı verdiği Mersin'de Tarsus Hakkı kitabının ödüle dair görülmesi beni mutlu etti. Kitap bu arkadaşlar. Ama maalesef bırakırsan bir tane bulamazsın. Geçen çok önemli konuda iki tane istemişlerdi. Devlet Bey'in başkanım yardımcı oldu. Bunlar dedi ki iki tane ama herhalde çünkü yok. Bilerim çoğalacaktır. Umuyorum. Her biri kendi dalında kentimizin seçkin birer değeri olan saygıdeğer seçici grup üyelerinden beğeni görmekle daha bir mutlu oldum. Etkinliğimizi renklendiren yakın dostum Tarsuslu Aşık Mahrumi'nin de yeğeni olan değerli müzik adamı Mehmet Günay Eser'e ve opera ve bale müdürlüğümüzün değerli Ulu sanatçısı Bilal Güncan'a Anadolu çiçeklerinden kokular sundukları için çok teşekkür ederim. Kendiniz için koşturup duran Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Vahap Seçenlerinden kurduğunu almakla bahtiyar. Ben de bu güzel kentin çocuğuyum. Ona küçük bir hizmetim olabildiyse ne mutlu bana. Kendime hizmet olarak algıladığım kurduğum çok değerli benim için. 4 ay önce aldığım roman birinciliğinden daha iyi. Bu nedenle ilimiz kültürünü araştıran, kayda geçiren, başta merhum Şinas Devre, merhum Gündüz Artan, Semih Ural, Ali Latifkan, Yelik Dolukat Esaret Bilir ve aklını sayamayacağım daha pek çok değerli insanı da takdir ediyor, saygıyla sevap ediyorum. Son sözlerim değerli belediye başkanları. Değerli başkanlarım, kendinize büyük eserler verebilir, beğenilen bir yönetim kurabilirsiniz. Bunu ancak hizmet ettiğiniz bölge insanı bilir. Ama adınızı tüm Türkiye'de ve de dünya ülkelerinde duyurabilmeniz sanat sayesinde olur. Yenişehir Belediyesi'nin değerli ressamımız Ahmet Yeşil onurlandırılması bunlardan biridir. Ben öykü ve roman yazarım. Onun için edebiyattan örnek vereceğim. Şu koskoca ülkede şiir ve öykü yarışması düzenleyen bir taş derneği ve bir taş belediye var hocam. İşte Sarıyer Belediyesi, Nilüfer Belediyesi. Bir de aranızdan biri var, Toroslu Belediyesi var. Toroslu Belediyesi ile Mersin Yazarlar ve Şairler Derneği birliklerinin ve sürdürüle gelen yarışmalardan ilki 2015'te şiirle başlamış. Arada bir kez 2017 yılında öykü için düzenlenmiş. Ben Mustafa Kemal ile ilgili bir anıyı anlattığım Aşıoğlu öyküm birinci olmuştu. Sonra yeniden şiire geçildi. Ne güzel ki hala sürdürülüyor. O nedenle Aziz Afşin Yılmaz Başkan'ı ama roman yarışmasında Türkiye'de tek İzmir'in Çiğli Belediyesi düzenliyor. O da geçen yıl başladı. İlk ödülde Amasan adlı romanıma verilmiş. Diyeceğim şu ki, siz de bir roman yarışmasını düzenleyemez misiniz? Böyle bir etkinliğe büyük bir aşçılık var ülkemizde. Türkiye'deki okuyan kitlenin tüm çabanızı öğrenecek, takdir edecektir. Üstelik küçük bir bütçeyle yapılabilir. Varsanız eğer, onur sizin koşturması denilmez. O zaman bir ödül daha almış kadar mutlu olacağım. Hepinizin sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Turan'ın çağrı, teşekkürler. Sayın konuklarımız, Şinasi Devri Mersin Kent Ödülü görevimiz burada sona ermiştir. Katıldığınız için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.